Herkese iyi akşamlar. Harcırak Kanunu'na, harcırağın unsurlarından kaldığımız yerden devam ediyoruz. Harcırağın unsurları yol masrafıydı. Bunu gördük, yevmiyeleri gördük. 44. maddede aile masrafını anlattık. Şimdi yer değiştirme masrafı, harcırağın unsurlarında yer değiştirme masrafını anlatmaya çalışacağız. Madde 45, yer değiştirme masrafı. Yurt içinde yer değiştirme masrafı, memur veya hizmetçinin kendisi için yurt içi gündeliğinin 20 katı, harcırağı müstahak aile fertlerinin her biri için yurt içi gündeliğinin 10 katı, bu miktar yurt içi gündeliğinin 40 katını aşamaz. Her kilometre ve deniz mili başına yalnız kendisi için yurt içi gündeliğinin %5'i olarak hesaplanır. Bu maddeye göre harcırağı müstahak memur veya hizmetçinin eski görev mahallinden yeni görev mahalline atanan memur veya hizmetçisine C bendi uyarınca hesaplanacak miktarın yarısı, yani şu %5'in yarısı ödenir. Şimdi maddeyi açıklamaya geçelim. Yurt içinde yer değiştirme masrafı, sabit unsur dediğimiz kendisi için yurt içi gündeliğinin 20 katı. Yine kendisi için, memurun kendisi için her kilometre veya deniz mili başına yurt içi gündeliğinin %5'i. Aile fertleri için de 10 katı yurt içi gündeliğinin 10 katı, memurun yurt içi gündeliğinin 10 katı, bu miktar yurt içi gündeliğinin 40 katını aşamaz. Yani maksimum 4 kişiye için sabit unsur veriliyor. Yurt içi yer değiştirme masrafının hesabında memur veya hizmetinin gündeliği esas alınmaktadır. Memurun gündeliği ne kadarsa aile fertlerine de o kadar yevmiye ödenir. Her ikisi de memur veya hizmetli olan eşlerin aynı yerlere atanmaları halinde de her ikisinde de kilometre veya deniz mili başına yurt içi gündeliğinin %5'inin ödemesi zorunludur. Ne demek bu? Ayrı yerlerden ayrı yerlere. Yani burada bu %5 birine, %5 birine 2,5 atanıyor, veriliyor ya. Bunun mantığı şu: ayrı yerden ayrı yere, biri A ilinde, ikisi de farklı yerlerde, biri B ilinde, ikisi de farklı yerlere atanıyor. Veya aynı yerden ikisi de A ilinde, biri B iline atanıyor, biri C iline atanıyor. Örnek sorularımızda çok güzel uygulamalı örnekler var, daha iyi kavrarsınız. Atanmaları halinde %5'inin ödenmesi zorunludur. Aynı yerden aynı yere atanırsa ancak birine 5, birine 2,5 verilir. Aynı yerden aynı yere. Yani burada mantık olarak ezber değil, aklınızda şöyle kalabilir: aynı yerden atanıyorlar. Aynı yere atanıyorlar. Yani eşler göç taşıyacaklar. Kanun koyucu aynı yerden aynı yere göçler gittiği için birine 5 veriyor. Eşya taşıma diyelim veya göçünü diyelim, birine yarısını veriyor. Ama bu yukarıki durumda ayrı yerden ayrı yerlere atanma halinde iki farklı göç gittiğini varsayalım. Yine aynı şekilde aynı yerden ayrı yerlere atanmada ikisine de %5. Biraz karışık gelebilir ama sorularla daha güzel pekiştirilmiş olur. Yer değiştirme masrafının hesaplanması, örnek: A ilinden B iline nakden atanan eşi, bakmakla yükümlü olduğu 4 çocuğu, annesi ve eşinin annesi bulunan memurun yer değiştirme masrafı. Memurun yevmiyesi 40 TL, taşıt ücreti 100 TL, seyahat süresi 10 saat, 16 saat ve mesafe 500 kilometre. Öncelikle aynı 44. maddede olduğu gibi, aile masrafında olduğu gibi, harcırağı müstahak aile fertleri bulunur. Aile fertleri eş, 4 çocuk ve annesi 6 kişi. Harcırağı müstahak aile fertlerini bulduk, 6 kişi. Harcırağı müstahak olmayanları eğiliyoruz, eşinin annesi 1 kişi. Önce harcırağı müstahak aile fertlerini buluyoruz. Daha sonra sabit unsur. Sabit unsur neydi? Kendisi için yurt içi gündeliği 40 TL, yurt içi gündeliğinin 20 katı 800 TL, kendisi için 40 TL'nin %5'i çarpı kilometre, 40 TL'nin %5'i çarpı kilometre 500 kilometre eşittir 1000 TL, 1000 artı 800, 1800. Yer değiştirme masrafı, sürekli görev, yolluğunda dikkate alınır. Kendisi için yurt içi gündeliğinin, tekrar söylüyorum, 20 katı. 40 çarpı, memurun kendisi için 40 çarpı 20 kat, 20 sabit sayımız. Sabit unsur diyoruz zaten, 800 TL. Sadece kendisi için yurt içi gündeliği 40 TL, %5'i 40 çarpı %5 çarpı 500 kilometre, 1000
TL artı 1800 de burada, 1800 kendisi için. Aile fertleri için 40 çarpı 10 çarpı 4 kişi 400 bir kişi 40 TL çarpı 10 katı 400 4 kişi 1600 TL, 1800 daha 3400. Burada şuna dikkat ediyoruz. Aile masrafında hiçbir sınırlama yoktu. Taşıt ücreti ve gündelik bütün aile fertlerini alıyordu. Burada aile fert sayısı 6 kişi olduğu halde maksimum 40 katı geçemeyeceği için en fazla 4 katına kadar alabiliyor. Aile fertleri 3 ise 30 kat alıyor, 4 ise 40 kat, 5 ise 6 ise yine 40 katta kalıyor. Maksimum 40 kat. Burası önemli. Toplam yer değiştirme masrafı bu kadar. Örnek 2, eşi çalışan eşiyle birlikte A ilinden B iline naklen atanan, bakmakla yükümlü olduğu 3 çocuğu eşinin anne babası Türkiye düzeyinde denetim yetkisine sahip diğer eş yer değiştirme yüzde. Burada birçok şeyi bir soruda anlatmaya çalışmışız. Birincisi Türkiye düzeyinde denetim yetkisine sahip birinin atanması, ama bunlar ne demiştik 33. maddede, sürekli görevde ve denetim harici görevlerde kadro derecesine ait yemeği alacak, yani 40 TL alacak. Bir de bir tane aynı yerden aynı yere eşiyle birlikte A ilinden, ikisi aynı yerden aynı yere atandığı için biri 5 alacak, biri 2,5 alacak, 5'in yarısını alacak. Bunu da bu soruda belirtmiş oluyoruz. Bir de şurada şunu söyleyeyim uygulamada, hani bir süre yok, eş birinci ayda atandı, ikinci eşle ilgili bir kanun koyucu bir süre öngörmemiş. 1 ay sonra, 3 ay sonra, 6 ay sonra da atansa 5 ve 2,5 olayında bir şey süre öngörmemiş. Onu da dipnot olarak söylemiş olayım. Seyahat süresi 26 saat. Bu da farklı bir durum yine. Onu da belirtmişiz. Ve kilometre 500 kilometre. Şimdi ne demişiz? Örneğimizde 3 çocuk. Aile fert, eşinin annesi ve harcırah müstahak aile fertleri 3 kişi. Harcırah müstahak olmayanlar eşinin anne babası 2 kişi. Harcırah müstahak 3 kişiyi bulduk. Sabit unsur tablomuz varsa, sabit unsur kendisi 40 TL yemiyesi 40 çarpı 2800, diğer eş %5 aldığı için bu 2,5 alacak, 40 çarpı 2,5 çarpı 500 kilometre eşittir 500 TL, 800, 500 daha 1300. Tekrar ediyorum. Yemiyesi 40 TL idi. Kendisi için yemiyesinin 20 katını aldık sürekli görev yolunda. 40 çarpı 2800. Diğer eş aynı yerden aynı yere atandıkları için biri tam alacak, biri yarısını alacak, 2,5 alacak. 40 çarpı 2,5 çarpı 500 kilometre eşittir 500 TL de bu. 800, 500 daha 1300. Aile fertleri 3 kişiydi. 40 TL 10 kat. 400 çarpı 3 1200 de o 2500 TL yapıyor. Burada 40 katını aşmadığı için 3'ü alıyor. Toplam 2500 lira yer değiştirme masrafı. Bu anlattığımız sürekli görevdeki yer değiştirme masrafı. 44. madde aile masrafı, bu yer değiştirme masrafı. Birkaç soru çözmüş olalım yer değiştirme masrafıyla. Yurt içi yer değiştirme masrafı. Yurt içinde memur ve hizmetli yer değiştirme masrafının unsurlarından değildir. Memur ve hizmetlinin yurt içi gündeliğinin 20 katı, harcırah müstahak aile fertleri için 10 katı, her kilometre deniz maaşına gündeliğinin %5'i, harcırah müstahak aile fertleri için burada ne diyor, taşıt ücreti ve gündelik ne dedik? Ya burada konuyu madde basit, madde 3-4 satırlık bir şey, dili de basit anlaşılabilir ama bol soru çözmenizi tavsiye ederiz o maddeyle ilgili soru. Yani burada bakıyorsunuz hepsi veriliyor, taşıt ücreti ve gündelik de veriliyor ama taşıt ücreti ve gündelik neyin konusuydu? Yer değiştirme masrafının konusu değildi, 44. madde aile masrafının konusuydu. O yüzden yer değiştirme unsuruna girmez. Hangisi doğrudur? Her kilometre yalnız kendisi için. Yanlışlara bakalım. Harcırah müstahak aile fertleri için gündeliğinin %5'i. Aile fertlerinde şey yoktu. Kilometre şeyi sadece kendisi için var. Bu gitti. Yurt içi gündeliğinin %5'i gitti. %7'si gitti. Her kilometre veya deniz mili başına yalnız kendisi için yurt içi gündeliğinin %5'i.
her kilometre veya deniz mili başına kendine 40-20 kat, aile fertlerine 10 kat, kendisine 20'ye çarpı %5'i çarpı kilometre veya deniz mili. Sadece kendisi için bu ödeniyor. Dolayısıyla şıkkımız A şıkkı. Üçüncü soru, boşluk doldurma, yurt içi yer değiştirme masrafı. Kendisi için yurt içi gündeliğinin kaç katıydı? 20 katı. Harcılar müstahak aile fertlerinin her birinin kaç katı? 10 katı. Kaç katını aşamıyor? 40 katını. Ve kilometrede de kaçtı? Kilometre %5. Yurt içi gündeliği bu şekilde. Başka varsa... görev yeri ödemiş olan yol ücreti aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Kendisi için 40 TL'nin bunlar da hani direkt rakamsal sonuç değil de böyle anlatar açıkları vermeye çalıştık. Hani anlaşılması yapılması daha kolay olsun diye. Kendisi için yurt içi gündeliğinin 20 katı, eşi ve çocuğu için 10 katı yer değiştirme masrafı. Doğru mu? Doğru. Yalnız kendisi için yurt içi gündeliğinin %5'i 500 kilometre ile çarpılacaktır. Eşinin anne babası için harcırağı hesaplanmayacaktır. Toplamda eşi ve ailesi için yol ücreti ödenecektir demişiz. Yol ücreti soruda ne demişiz? Yer değiştirme masrafı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Yol ücreti, taşıt ücreti yer değiştirme masrafının bir unsuru değildir. Dolayısıyla cevabımız o. Şimdi sürekli görevle Samsun'dan Antalya'ya atanıyor. 10 saat 1000 kilometre ve aile fertleri. Şimdi bakalım 9. sorunun çözümüne. 9. sorumuz. Sabit unsur kendisi için yemiyesi 50 TL. Kendisi için kaç katı? 20 katı. Kaç yaptı? 1000 TL yaptı. Değişken unsur kendisinin yemiyesi çarpı %5 çarpı 1000 kilometre. Bu da 2500 yapıyor. 3500 TL. Memurun kendisi için yaptı. Aile fertleri için 50 çarpı 10 kat çarpı 4 bu da 5500 TL yaptı. Toplamda 3500-5500 TL yaptı. Dolayısıyla cevabımız D şıkkı olmuş oluyor. Aile fertleri burada kaç kişiydi? Çalışmayan eş 1, bakmakla yükümlü olduğu anne babası 2, 3, 4 çocuk burada diyor. Yani 4 kattan fazlası oluyor ama en fazla 40 kat verildiği için cevabımız bu oluyor. Diğer şıklara bir bakabiliriz. Aile fertleri için 50 TL'nin yalnız kendisi için yemeğinin %5'inin yarısı demişiz. Bu şık gitti buradan. Taşıt ücreti olarak taşıt ücreti dediği zaman yer değiştirme masrafı olmaz. Aile masrafı olur gitti. Bakın bu şık da güzel bir şık. Kendisi için 50 TL'nin 20 katı 1000 TL. Aile fertleri için 50 TL'nin 10 katı demişiz. Çarpı 7 kişi demişiz. Burada harcılar müstahak aile ferdi kaç kişi? Çalışmayan eş 1, anne baba 2, 3, 7 kişi. Evet doğru. Bakın burada 7 ile çarpmışız ama burada şunu vurgulamak için bu soruyu da çözmüşüz. C ile D'nin farkı maksimum 4 kişi için olabiliyordu sabit unsuru 40 kat. Dolayısıyla şurada 4 kişi olacak. Bu da şuradan dolayı elemiş olduk. C şıkkını. Dolayısıyla doğru cevap. Yani 4 kişiden fazla alamıyordu bildiğiniz gibi. Burada yine örnek güzel değişik orijinal sorularımız var. Son sorumuz bekar memur Uşak. Ta memurluk yapan A bekar. Maraş'a atanıyor. 1000 kilometre yol ücreti ve yemeğe 40 TL. Bakalım 12. sorunun çözümüne de. Sabit unsur yemiyesi 40 TL, 20 katı 800 TL. Değişken unsur 40 TL'nin %5'i çarpı 1000 kilometre 2000 artı 800. 2800 yapmış oluyor. Yer değiştirme masrafı bu kadar. Geçiyoruz yurt içi yer değiştirme masrafı bu kadar. Geçiyoruz yurt dışı yer değiştirme masrafı. Kendisi için yurt içi gündeliğinin 20 katı. Harcılar müstahak aile fertleri için 8 katı 32 katını aşamaz yine 4 kişi için ve yurt dışı gündeliğinin 1000'de 7'si yine yalnız kendisi için. Yine yabancı ülkelerden dönüşlerde bunun altını çizdik. Dönüşte yer değiştirme masrafının C bendine göre verilecek kısmı A
aynı şehirde ikamet eden memur veya hizmetli olan eşlerden yalnız birisi için. Yurt içinde bu şeydi ya, benzer uygulama, birine 5 veriliyordu, birine 2,5 veriliyordu. Burada yurt dışından dönüşlerde, yabancı ülkeden dönüşlerde, bunun altını çizdik. Aynı şehirde ikamet ediyor, her ikisi de memur ve hizmetli ise yalnız birisi. Burada 5'in birine tam, birine yarım değil, sadece birisi için hesaplanıp ödenir demiş. Örnek yurt dışı yer değiştirme masrafı hesaplaması. Ankara'dan yurt dışındaki Beylin'e atanıyor. $100, 2000 kilometre. Tablomuz varsa oradan gidelim. Kendisi için, kendisinin yemesi $100. 100 çarpı 20 katı eşittir 2000. Değişken unsur 100 çarpı 1000'de 7'si çarpı 2000 kilometre 1400. 2000, 1400 daha 3400. Aile fertlerine geliyoruz. Yemiyesi 100 TL, 8 katıydı bir kişi için. 100 çarpı 8, 800, 4 kişi için alabilir. Burada kaç kişi aile ferdi? Bakalım, harcılığa müstahak aile fertleri. Buralar hızlı geçtim. Harcırağı müstahak aile fertleri kitabımızda ayrıntılı izah edilmiş. 5 kişi ama maksimum yine 32 kat dediği için 4 kişi için alabiliyor. 4 8'in 32 6600. Ha, şu tablomuz yine kitabımızda yer verdik. Yurt içi ve yurt dışı karıştırılabilir. Böyle karıştırılabilir şeyleri genelde bir şekil üzerinde verdik. Farkı daha iyi görülebilsin diye. Şimdi yurt içi yer değiştirme masrafı kendisi için. Yurt içi gündeliğinin 20 katı. Şurası yurt içi, şura yurt dışı. Yurt dışında da yine 20 katı. Harcılar müstahak aile ferdi yurt içinde 10 katı, 40 katını aşamıyor. Yani 4 kişi için maksimum alıyor. Burada da 8 katı, yine 4 kişi için alamıyor, 32. Burada kendisi için 20 kat, 20 kat aynı. Yurt içi, yurt dışı, memurun kendisi için ikisinde de 20 kat. Aile ferdi için yurt içinde 10 kat, 40'ı geçemiyor. Yani 4 kişi. Burada da 8, yine 4'ü geçemiyor. Yani 4 kişi, 8 kere 4'ün 32. Buradan şeyden aklınızda kalabilir. Hani yurt dışı şey daha fazla tuttuğu için burada şey biraz daha düşük. 10 kat değil de 8. Öyle bir aklınızda kalması için şey yapabilirsiniz. Burada yine yalnız kendisi için yurt içi gündeliğinin %5'i. Yurt içinde %5. Burada da 1000'de 7. Yurt dışında da 1000'de 7. Bakın, yurt içi yer değiştirmez, yurt dışı yer değiştirmenin karşı bir tablo halinde 20 kat, 20 kat aynı. Yurt içinde 10 kat, burada yurt dışında 8 kat, burada %5, burada %5, 1000'de 7. Bu kadar. Hangisi yurt dışında memur ve hizmetliye verilecek yer değiştirme masrafının unsurlarından değildir? Yurt dışında. Yurt dışında mı? Evet, yurt dışında. Kendisi için yurt içi gündeliğinin 20 katı yurt dışında. Doğru. Yurt dışı gündeliğinin aile fertler için 8 katı. 8 katı doğru. Her kilometre yurt içi gündeliğinin 1000'de 7'si doğru. Taşıt ücreti ve gündelik, taşıt ücreti ve gündelik neydi? 44. madde aile masrafını tanıma, yer değiştirme masrafında yer almaz. Hangisi yurt dışında yer değiştirme masrafının unsurlarından biridir? Bakın, yurt içinde neydi? %5, 1000'de 7. %5, 1000'de 7. Her kilometrede yalnız kendisi için yurt dışı gündeliğinin 1000'de 7'si. Burada şeye de dikkat edeceğiz. Bakın, harcılar müstahak aile fertleri içinde demişiz. Olmayacak. Sadece kendisi için olacak. Beşinci soru, harcılar müstahak aile fertleri için yurt içi yer değiştirme masrafı en fazla kaç aile bireyi için ödenebilir? Bu soruyu yurt içi için de sorabilirdik. Bir tanesi için sormuşuz. Şimdi burada şey diyoruz, hani kaç aile için sabit unsur aile harcılar müstahak yurt dışı yer değiştirme masrafı en fazla kaç aile bireyi için ödenebilir? Burada şunu sormuşuz, hani sabit unsur 10 kat ya, en fazla şey yurt dışında 8 kat ya, kaç kişinin için ödenebilir? Yurt içinde de yurt dışında da 4 kişi için en fazla ödenebilir. Yurt içinde 10 kat olduğu için 40'ı geçemiyor, yurt dışında da 8 olduğu için 32, yani 4 kişiyi geçemiyor. Hangisi yanlıştır?
Memur ve hizmetlinin yurt içi yurt içi ile yurt dışının bir karşılaştırma sorusu. Yurt içi yer değiştirmede, yurt dışı da yer değiştirmede de ikisinde de 20 kattı tablomuzda. 20 kat, 20 kat. Aile fertleri için yurt içi yer değiştirmede 10 kat, yurt dışında 8 kat doğru. Gündelik toplamı yurt içinde 40, yurt dışında 32 yaşanıyor. Bu da doğru. Yurt içi yer değiştirmede %5, yurt dışı yer değiştirmede binde 5 değil. %5 ve binde 7. Yani yurt dışı daha düşük. Öyle aklınızda kalsın. %5, binde 7. Yine kitabımızın devamında örnek uygulamalı sorularımız var, hesaplamalı sorularımız var. Yine aynı şekilde yurt dışından dönüşlerde bahsetmiştik. Onun yine uygulamalı soruları var. Madde 47, hesaba tutulacak kilometre ve deniz mili. Yer değiştirme masrafının hesabında dikkate alınacak kilometre veya deniz mili, yurt içinde iki mahalle arasında mutat olan gidip gelmeye elverişli en kısa kara ve deniz yolu, yurt dışında da Cumhurbaşkanı tarafından veriliyor. Yurt dışında ülkeler ve bölgelerine göre, her ülkeye veya bölgeye göre yurt dışında Cumhurbaşkanı tarafından belirleniyor. Yani bu şey arkadaşlar, bu kilometreyi buluyoruz ya sürekli görev yolunda, bu kilometre neye göre belirleniyor? Kim tarafından belirleniyor? 47. madde o. 45 yurt içi yer değiştirme, 46 yurt dışı yer değiştirme, 47 de kilometre ve deniz milinin nasıl bulunduğuna ilişkin, nasıl dikkate hesaplaması gerektiğine ilişkin. Yurt dışında ülkeler ve bölgelerine göre Cumhurbaşkanı tarafından belirleniyor. Yurt içinde de iki mahalle arasında mutat olan, mutat neydi? Herkesçe kullanan, çoğunluğu kullanıldığı demekti. Elverişli en kısa kara ve deniz yolu. Burası önemli. Önemli yer olduğu için altını çizmişiz. En kısa kara ve deniz yolu. Yine boşluk doldurma sorularımız var kitabımızda. Yer değiştirme masrafında hangisi doğrudur? Ülkeler ve bölgelerine göre Cumhurbaşkanı tarafından ve yurt dışında yer değiştirme masrafı kim tarafından belirleniyordu? Cumhurbaşkanı tarafından belirleniyordu. Diğer şıklarda maliye, ulaştırma, dışişleri vermişiz. Yanlış. Yurt içinde elverişli mutat olacak, gidip gelmeye elverişli olacak. Sadece mutat olması da yetmiyor. Herkesçe kullanışlı, kullanılan olacak. Gidip gelmeye elverişli olacak. En kısa kara ve deniz yolu olacak. Kara ve deniz burada. Yurt içinde, yurt dışında da Cumhurbaşkanı tarafından belirleniyor. Üçü mü? Sanırım üçü çözdük. Şimdi beşinci sorumuzu çözelim. Dikkate alınacak hangisi yanlıştır? Yer değiştirme masrafında hesabında dikkate alınacak kilometre ve deniz mili yurt içinde. Yurt içinde neydi? Mutat, en kısa kara ve deniz yolu. Doğru. Yer değiştirme kilometre deniz mili yurt dışında ülkeler ve bölgelerine göre belirlenir. Doğal olarak Cumhurbaşkanı belirliyor. Neye göre belirliyor? Yurt dışında kilometre ve deniz mili ülkelerine ve bölgelerine göre belirleniyor doğal olarak. Yer değiştirme masrafının hesabında dikkate alınacak kilometre ve deniz mili Cumhurbaşkanı tarafından yurt dışında, yani Cumhurbaşkanı tarafından, yurt içinde değil, yurt dışında. Yer değiştirme masrafının hesabında dikkate alınacak kilometre veya deniz mili yurt içinde Ulaştırma Bakanlığı'nın teklifi üzerinde Maliye Bakanlığı tarafından değil. Yurt dışında Cumhurbaşkanı, yurt içinde mutat olan gidip gelmeye en kısa kara ve deniz yolu. 47. maddemiz de bu şekilde.